böyle sonuna kadar giden ve sadece kendisi için değil toplumsal yanları olan bir insan olduğumuzu görüyoruz. Ama tabii şunu çok merak ediyoruz. Yani çok yoğun bir temponuz var. Onu da idrak ettik son birkaç haftadır. Ama şunu anlamak istiyoruz evvela bu sohbete başlarken. Yani birçok insan aslında iyi bir ev, iyi bir araba ya da iyi bir hayat sürmek için çalışıyor. Kendini de bunlarla motive ediyor. Ama siz zaten aslında bunlara sahip bir hayata başladınız. Kendi deyiminizle bazı röportajlarda ya ben ağzımda gümüş kaşıkla doğanlardanım diyorsunuz. Şunu merak ediyorum ya sizi bu hayatta her sabah yataktan kaldırıp çalışmaya ve bir şeyler yaratmaya iten, motive eden şey ne tam olarak? Yani şimdi bu soru ya çok dikkat vermem lazım. Şöyle, bak şimdi Doğa, sizin platform 18 yaş altına hizmet etmek üzere kurulmuş bir platform. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru. Benim de bu yaşlarda iki tane evladım var. Biri 18 yaşına girecek Mart'ın 27'sinde, büyük de 20 yaşında. Dolayısıyla bu alan içinde. Yani şimdi tabii ben şu anda her ne kadar kendimi öyle hissetmesem de 52 yaşında bir adamım. Şimdi dolayısıyla benim sana şimdi söyleyeceğim, gençlerle paylaşacağım, seni ne motive ediyor dinlerken lütfen 52 yaşında bir adamı ne motive ediyor diye dinlemeye çalışın. Yani eğer biz bu diyaloğu iyi yaparsak ben de bunu başarmış olurum. Yani size doğru mesajı vermenin yöntemi 52 yaşında bir adam. Niye bunu bu kadar hassasiyetle duruyorum? Çünkü ben şunu görüyorum Doğa. Ben çocuklarımla komünike ederken, onlarla konuşurken, kendi dertlerimi onlara anlatırken, onların dertlerini dinlerken bazen şu hatayı yapıyorum. Ben bugünkü Ali'nin kafasıyla onlara tavsiyelerde bulunuyorum. Onlar ise 18-20 yaşında çocukların kafası ve kulaklarıyla dinliyorlar. Dolayısıyla her zaman bu iki konu örtüşmüyor. Şimdi oradan gelirsem, bir kere mesela Ali'yi ne motive ediyor? Doğa'yı ne motive ediyor? Burada bir sürü Ali var. Burada bir sürü Doğa var. Ne demek bu? Yani ben şizofren bir insan mıyım? Hayır, onu demiyorum. Ama 52 yaşına gelene kadar 10 yaşında bir Ali vardı, 20 yaşında bir Ali, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında bir Ali vardı. Benim anlatacağım motivasyon kaynaklarım şu anda 18-20 yaşında, hatta daha genç yaşta olan gençler için kulağa sade bir küpe olsun. Kesinlikle bu reçete, yani 52 yaşındaki Ali'nin reçetesi size uymayabilir. Uymaması da çok doğaldır. Çünkü Ali de uyanıp da böyle olmadı. Tamam mı? Şimdi onun için niye bu kadar lafı masayı kurarken uzatıyorum? Çünkü benim diyeceğim bazı şeyler, hadi ya Ali. Hadi ya Ali abi. Maalesef birçoğunuza hadi ya Ali amca. Sen öyle diyorsun ama hayat hakikaten böyle mi? Diye değerlendiriyor olabilirsiniz. Dur şuradan alt tukumu da kapatmayı becereyim ki de bir mesaj gelmesin. Şimdi ben şöyle süreçlerden geçtim. Hep bir ev, araba konusu var ya. Bunlar hep şu anda görüyorum. Ama siz gençler muhtemelen bu safhalardan geçeceksiniz. O araba, ev, ne bileyim takım elbise, ceket, ne bileyim bilezik, ne bileyim saat. Bunlar, bütün bu maddiyatlar esasında bir insanın dış kapağını gösteriyor Doğa. Yani kitabın kapağını gösteriyor. Bakıyorsun adamın veya kadının arabası güzel. Evi güzel, yatı katı neyse. Kıyafetlerinin albenisi var. Benim yaşıma geldiğinde genelde kitabın içi daha önemli olmaya başlıyor. Ne demek? Ben kendimi sabahleyin kalktığımda nasıl hissediyorum? Ben kendim sabahleyin kalktığımda bugün çalışırsam ilave araba alırım diye mi düşünüyorum? Yoksa mesela bugün iyi bir insan olacağım ve itibarımdan ödün vermeyeceğim. Bunu mu düşünüyorum? En zengini olmayabilirim. Arabası en güzel olmayanı bilirim. Olabilirim. Ama ben neyi
birinden ödünç alamam. İtibarımı ödünç alamam. Hı? Ben neyi alamam? İyi bir insan olmayı alamam. Yani şimdi şöyle bir laf edeceğim, biraz ne olur küstah gibi düşünmeyin. 52 yaşında bir adam gibi düşünün. Ben artık sahip olmayı değil, iyi olmayı deniyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten diyorum onlar gelir eğer iyi olursam. Ben her sabah kalktığımda iyi olmak istiyorum. Şimdi geçen de bundan takriben bir hafta evvel iki tane tecrübe yaşadım bununla ilgili. Hemen hemen benim yaşlarımda iki iş insanının yaklaşımını tecrübe ettim. Bir tanesi yatırım yaptığımız, daha yeni yatırım yaptığımız bir girişimciydi. Hiç ismi önemli değil. Çünkü o reklama girer. Bana teşekkür etti ona yatırım yaptığımız için. Ben de ona dedim ki, biz gördüğümüz kadarıyla siz iyi bir insansınız. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Yaptığınız işler ülkeye faydalı. Onun için size yatırım yaptık. Teşekkür etmeyin dedim. He? Bana ne dese beğenirsin. Ya Ali Bey dedi. Ben dedi her sabah bugün nasıl iyi bir insan olacağım diye düşünüyorum dedi. E şimdi başka ne isteyeyim doğadan ya? İnan bana. Sen diyebilirsin ki ya da dinleyiciler diyebilir ki ya Ali abi, Ali amca maalesef. Tabii bu kadar paran olunca veyahut da işte bu kadar işlerin olunca tabii böyle dersin. Oraya gelene kadar birazdan anlatacağım yaşanmışlar ne olabilir. Ama dedim ya iki tane tecrübe edindim en son iş insanlarıyla. İkinci iş insanının bir 10 dakika YouTube filmini izledim, videosunu izledim. 12 dakika. Onun da ismi lazım değil. 3 defa işinin ne kadar büyük olduğunu rakamlarla ifade etti. Tamam mı? Bunu da kınamıyorum. Demek ki o belki de 65 yaşında gelecek rakamların daha az önemli olduğu. Belki de ben öğreneceğim erken gelmişim oraya. Belki bana biri diyecek ki bir dakika baba. Para da kazanmak. Gayet de para kazanmak da önemli. He? Ama tabii bunları tekrar diyorum. Hem bir artı örnek verdim hem bir eksi örnek. Kendime göre bugün durduğum yerde kimse kötü iyi demiyorum bak bana göre. Ama ne motive ediyor? İyi olmaya çalışmak. Peki Ali 20 yaşında bu mu motive ediyordu? Olur mu ya? 20 yaşında bugün sana örneğini vereyim büyük oğlum. Amerika'da üniversiteye gidiyor. Herhalde ilk 30'un içinde üniversite. İyi bir üniversite. Bize dün dedi ki ortalamam ilk sömestr 3.20 geldi dedi. Tamam mı? 3.20 fena değil yani. Ha? Bugün sabah tekrar bakmış 3.22 gelmiş. Yani 3.20 ya 3.22. 10.02 çok mühim. Çünkü o başarının sonucu o. Uğraşının sonucu o başarı ve böyle bakılıyor. Yani anlıyorum o zaman ben oğluma baktığımda niye 3.20'yi bana tekrar söylemek zorunda kaldın 0.2 yükseldi diye demiyorum. Çünkü ben de o yaşta buna dikkat ederdim. Yani. He? Dolayısıyla 30 yaşında böyle miydim? Hayır ben akşam eve gelmediğim olurdu işte koltukta yattığım için. He? Ama hayat bir süreç Doğa. Hiç kimsenin reçetesi öbürüne tam uymuyor. He? Bu video, bu YouTube videosu başlamadan evvel dedin ki 1000 küsür kadar genç hangi geçmişten, hangi renkten, hangi dinden, kadın erkek fark etmiyor. Dedin, gayet tabii fark etmiyor. Ne güzel diyorsun. Zaten kendine benzemeyen insanlarla takılırsan o zaman gelişiyorsun. Dolayısıyla tavsiyem ne? Kendinizi nasıl motive edin? Gayet tabii okul çok mühim. Çünkü dünya insanları belli standartlara göre değerlendiriyor. Bir tanesi okul. İyi bir okula gitti mi? İyi bir okuldan mezun ol. Mesela ben sana kendini anlat dedim. Erkek lisesi mezunuyum dedim. Değil mi? Evet. He? Şimdi bunlar çok standart şeyler. Senin dışında şeyler Doğa. Yani insan erkek lisesi mezunuymuş. Ara tesadüfen dün konuşuyordum küçük oğlumla. Erkek lisesine sanıyorum kızları da alıyorlar değil mi artık? Alıyorlar alıyorlar. Ama hala ismi değişmemiş. Niye? Çünkü marka olmuş erkek lisesi.
Erkekler ve Kızlar Lisesi demiyorlar. Yani burada da bir parantez içinde alayım, anlatayım. Dolayısıyla bence hayatınızı kurarken sizi ne motive etmeli? O motive edecek şeyi bulmalısınız ya. Baban illa böyle yapıyor diye bunu bulmak zorunda değilsin. Annen bunu yapıyor diye bulmak zorunda değilsin. Bu sabah mesela işlerimizin finans bacağını, yani rakamlarla ilgili olan bir arkadaşımız var. Yani adam bizi omuzlarında taşıyor yani. Bu kadar söyleyeyim. O ve ekibi. Konuşuyoruz sabahleyin mesela. Diyor ki bizim çocuk matematikte o kadar iyi değil diyor. Tamam mı? Yaşça onun çocuğu bizim küçük oğlandan 8 yaş, 7 yaş daha küçük. Onun oğlu. Dolayısıyla ben daha tecrübeli babayım. Ya diyorum baba, kardeşim çocuğun belki başka bir hevesi, heyecanı vardır ya. Ha? Dolayısıyla herkes kendi motivasyonunu bulacak. Ama kesinlikle hayatımın bu döneminde ilave bir araba alayım. Yani ilave bir şunu alayım. Ama şuna bakıyorum Doğa. Bana haftalık mesela istihdam raporu geliyor. Ailemin, yani esas holding ailesinin istihdam raporu geliyor. Orada bu hafta yükselmiş miyiz, azalmış mıyız? Bu beni enterese ediyor. Çünkü yükselince bana sadece vicdani bir sorumluluğumu yerine getiriyorum demiyor bu. Aynı zamanda diyor ki demek işlerin iyi yönde gidiyor. Bu sıkıntılı COVID döneminde bile. Dolayısıyla ne olur benim reçetemi biraz lafı uzattım bak. Bana böyle bir soru sorarsın, 2 saat konuşurum. Benim motivasyonlarım artık maddiyat değil. Belki de diyeceksin ki maddiyatı çözdüğün için. Ama belki de bir yerden sonra bunun sonu yok diye düşünüyorsun. Sen düşünebiliyor musun? Mesela Elon Musk, Tesla Elon Musk sabah akşam yatıyor, sabah kalkıyor. 14 milyar dolar fakirleşmiş. Lan 14 milyar dolar dediğin Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %2'si. 83 milyon insan 365 bin çalışıyor. Ha, 50'de biri yani, %2 demek. Dolayısıyla sen düşünemiyor musun adam nasıl yatıp kalkıyor? Bence adamcağız hadi ya 14 milyar eksildik diye yatıp kalkmıyor. O bir şey ifade etmiyor. O diyor ki ben Mars'a gideceğim mi gitmeyeceğim mi baba diyor ya. Ha? Bu arada adam evlerini satıyor, bilmiyorum takip ediyor musun? Adam... Pardon. Evet. Da zaten yok hesap, ben sözünüzü kestim. Yani Amerikan borsasıyla da derdi biliyorsunuz var şu son dönemde olanlar. Çünkü zamanında ona dayatılan doğruları dikte eden kurumlardan adam aslında onun öyle olmadığını anlatmak istiyor ve bunun için para kaybetmeye de hazır. Ve ama şunu söyleyeyim, ben bugün her ne kadar 52 yaşındaki çok çaktırmasa da diyeyim Ali Sabancı'yla sohbet etsem de şunu görüyorum Ali Bey, yani hakikaten sadece 52 yaşındaki insanlarda veya yaşını bekleyenlerde değil. Yani ben her gün yüzlerce gençle, kendisinden daha ihtiyacı olan insanla omuz omuza çalıştığım için bunu görebiliyorum. Gerçekten insanların artık sahip olmak değil, sahip çıkmaya bir arzusu olduğunu görüyorum. Yani iyi olmak, iyi kalabilmek, şu size dayatılan dünyada var olabilmek ve bunu da anlamlı bir şekilde kılabilmek çok bana özel geliyor. Belki de yaşadığımız bu bütün olumsuzlukların yanında böyle güzel şeyler de oldu bu sürecin. Şimdi şöyle düşün, bu COVID olayı umursuyor mu Çinli misin, İtalyan mısın? Umursuyor mu siyah mısın, beyaz mısın, şişman mısın, zayıf mısın, fakir misin, zengin misin, Fenerli misin, Galatasaraylı mısın? Ben Fenerli değilim, öyle diyeyim. Demek ki esasında bu COVID bize insanların esasında yaşarken ne kadar eşit olduğunu gösteriyor. He? Kolundaki saatin kaç para olduğundan bağımsız. Anlatabiliyor muyum? Yahut da arabasından bağımsız. Ve gösteriyor ki insanlara, Türkçe tabiriyle mütevazileştiriyor insanları. He? Yani bunu İngilizce tabiriyle humble diyorlar. Humility, yani insanlara Türkiye'de zaman zaman bir meziyet olan, öyle sanılan mütevaziliği aşılıyor. Demek ki buradan da bize birisi bir şeyler öğretiyor. He? Bunu iyi almak lazım. O zaman ne yapmak gerekiyor? Ben nasıl faydalı olabilirim ya? Yani bana ne cümlesini bana ne de bitirebilirsin. Veyahut da diyebilirsin ki bana ne düşer?
Yani her zaman doğru muyum, iyi miyim, mükemmel miyim? Haşa ya. Ama niyetim o doğruldu da doğru. Nasıl katkıda bulunabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Moralim bozulmuyor mu? Vallahi çok moralim bozuldu oluyor. Zaman zaman ülkeme, bulunduğu duruma kızıyor muyum? Kızdığım da oluyor. Peki beni muhar eden hangi ülke? Bu arada. Bu ülke. O zaman dengeleniyorum. Düşüncelerim peki ben bu çorbaya nasıl tuz koyacağım biraz daha diyorum ya. Böyle düşünmekte fayda var. Çünkü eğer olumsuz düşünmek istiyorsan hele hele gençleri düşün. Sizleri yani. Ülkede resmi rakamlara göre her 4 gençten biri işsiz. Doğru. Ha? Yani kesinlikle yarısı. %50'ye varıyor neredeyse. Yani canım şimdi ben resmi rakamlar bir rakamla gitmen gerekiyor. %25'in şimdi öyle bir ortamda öbür %75'inin mutlu olma ihtimali var mı? Yok ya, vallahi yok ya. Ha? Yani eğer mutlu olabiliyorsan zaten kendi vakumunda yaşıyorsun. Sadece sen kendine benzeyen insanlarla yaşıyorsun. Ha? Şimdi restoranlar açık değil. Ama açık olduğunda ben küçük oğlumdan şunu duyduğum zaman mutlu oluyorum. Yok baba şu restorana gittik çünkü onu ancak üstlenebiliyorduk grup olarak. İyi bir şey bu. Ha? Her defasında bu mu? Hayır, o da çocuk ya. Anlatabiliyor muyum? Ama peki bu ülke ister mi resmi rakamlara göre 1/4 gencinin işsiz olması? İstemez ya. Onların içinde kendi çocukları da var. Kendi çocukların yeğenleri var, kuzenleri var. He? İster mi COVID çıksın? Yok, istemez. Peki biz ne yapacağız bununla ilgili? Biz nasıl gençlere tutarlı ve duyarlı moral vereceğiz? Yani dibi dolu moral. Ha? Yoksa sabah kadar anlatırım yani. Biraz evvel dedim ya, ben Galatasaraylıyım. Galatasaray en son 2000 yılında UEFA Kupası'nı almış. Hala orada kalırsam portakal orada kaldı. Ben bugün ne yapacağım? Benim moral vermem lazım. İnsanlara destek olmam lazım. Yani ben derken içinde bulunduğum müessese, benim ailem, benim çocuklarım da içinde bulunduğu aile. Böyle düşünmem lazım. Yoksa hemen bizimki %25 işsiz. Bak görüyor musun ne kadar kötü. Ya evet, iyi değil. Ama bu rakam Yunanistan'da daha yüksek. Yani hemen yanı başımızda. Pardon, biraz üzüntülü ama gerçek konulara... Ama sizinle konuşurken Nazım'ın satırları geliyor aklıma. Yani yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diye. Yani bunu sizden duymak daha da mutlu ediyor bizleri. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu yayınlarda çok kıymetli hayal ortaklarımızdan Erol Bileci'yi, Tankut Turnuoğlu'nu falan ağırladık. Bir Galatasaray'ı ağırlamak da beni ayrıca mutlu etti ki tam bugünlerde biraz morale de ihtiyacımız var ister istemez. Yani ben Tankut'u da, Tankut kardeşi de, Erol abiyi de tanıyorum. Herkesin bir defosu olur ya. Onları da ona sayıyorum yani. Ben yorum yapmayayım ama... Yok, onlar biliyor benim bu görüşümü. Ben onlara söylüyorum. Özellikle Erol Bileci'yi daha çok, daha sık görüyorum. Ama ülkenin çok mühim bir değeridir ikisi de yani. Öyleler, öyleler. Evet. Dediğiniz gibi herkes bir gün doğru yolu bulacaktır. Evet, aynen. Peki, Ali Bey, vallahi ya benim için muhteşem. Tek bir sorunuzla bütün sohbeti devam edebiliriz. Ama çok güzel sorular hazırladı genç arkadaşlarımıza. Onları da sormak istiyorum. Şimdi, bunlardan birisi şu. Dediğim gibi, Ali Sabancı deyince aklımıza gelen manşet, çok başarılı bir iş insanı. Hatta o kadar başarılı ki ailesinin holdingini bile terk edip kendi yoluna çıkabilecek, risk alabilecek bir isim. Ama bizim başarı kadar, özellikle bu yayını izleyen gençlerin en sevdiği kavramlardan birisi de başarısızlık. O kadar çok seviyoruz ki son 4-5 yıldır bunun zirvelerini yapıyoruz. Covid gelene kadar başarısızlık zirvelerine böyle sizin gibi sevdiğimiz, değer verdiğimiz isimlere ağırlıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Hayatınızda size en çok öğreten başarısızlığınız hangisiydi? Yani bir kere ben bu başarısızlık zirvelerine taraf oldum. Bilmiyorum, biliyor musun? Biliyorum. İlk nüveyi siz ondan sonra Hüsnü Bey, Emre evet. Bey birlikte attınız. Evet, yani oradan ilham olarak harekete... Hüsnü abi yaşayan bir duayen. Allah razı olsun. Emre Kurttepeli de öyle. Hatta bir böyle
Özyeğin Üniversitesi'nde panele katıldığımızda şöyle başladım. Dedim ki yani beni bu panele, ben anlıyorum Emre Kurttepeli'yi çağırırsınız da beni bu panele niye çağırsınız? Niye bir şaka yapmıştım? Emre de benim çok can dostum aldı. Şimdi Allah razı olsun ondan. Ama tabii sana şöyle cevap vereyim Doğan. Benim kamuoyunun bildiği başarısızlıklarım var. Benim kamuoyunun bilmediği başarısızlıklarım var. Kamuoyunun bildiği başarısızlıklar daha çok işle ilgili. Daha çok dolarlarla, eurolarla ilgili. İşte şu işi batırdım, şunu öğrendim falan. Bunlar çok işlendi. İşte ne bileyim, Türkiye'nin ilk, sen bilmezsin bile bu ISP kavramını. Yani ISP dediği internet service provider, servis sağlayıcı. Yani sen düşünsene, bir kutu satın alıyorsun. Kutu sana şimdi X25 bine dial-up bağlantısı sağlıyor. Okay, bizim Nevzat Aydın yemek sepetinin dediği gibi, kurucusu Nevzat Aydın dediği gibi, o sabahleyin üniversitede enter'a basıyor, resim inmeye başlıyor, öğleden sonra geliyor, resim inmiş oluyor. Sizin böyle bir dünyanız yok. Telefonda yapıyorsunuz siz şimdi bu işleri. Ben Türkiye'nin ikinci, ama yıl 98 falan yani baba, internet nedir falan böyle, e-mail kullanıyor musun falan gibi sorular soruluyor yani. E-mail kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. O dönemde herkesin duyduğu, belki hala şu anda hala yaşıyor şirket, Türk.net'e yatırım yaptık ve beceremedik yani. Çünkü hiçbir anlayışımız yoktu. Biz, kendim öncelikle bu faturayı üstleniyorum. Ben bilmiyordum ki büyük holding içinde o holding portföyüne uymayan dinamik işler yeşeremeyebilir. Yani dolayısıyla mesela inovasyona çok önem veren Agah Uğur bunu çok iyi anlar. Sonuçta sanıyorum Agah Uğur'un o zaman CEO olduğu holdinge satmıştık. Biz başka bir ISP'mizi, bizim bir de şahsi ISP'miz vardı. Dolayısıyla orada para kazandık ama kurumsal yapıda yaşatamadığımız Türk.net'te para kaybettik. Bu kamuoyunda bilinen, konuşulan, işte YouTube'a girsen, Google'a girsen, Ali Sabancı başlasın gelsen bu yazar. Ama bir de kamuoyunu bilmediği ve yaşım buralara geldiğinde hissettiğim başarısızlıklarım var. Yani 10 sene evvel sorsaydım başarısızlık demezdim. Şimdi başarısızlık diyorum. Bunlardan bir tanesi, mesela ben geniş Sabancı ailesindeki kuzenlerime çok büyük baş ağrısı olmuş. Çünkü o zaman şimdiki gibi dilim yok. O zaman böyle keskin bir dilim var. Çünkü bütün dünya ayaklarımın altında. Doğru. Yaş 25, 30. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman anlamamışım ki ya Yüce Allah niye iki kulak veriyor da bir ağız veriyor? Ha, bir düşün baba yani. Bilmez miydi iki ağız verip bir kulak vermeyi? Diyor ki yani dinle diyor. Ha? Dinle diyor. Dolayısıyla o zaman daha az dinlenmişim. Çünkü işte kendime göre egomun daha yüksek olmasını gerektiren gerçeklerim vardı benim. Yani çok iyi eğitim almıştım. Çok iyi yerlerde çalışmıştım falan. Ama görüyorsun ki kuzenlerime ve kendi aile fertlerime, ablalarıma keskin dille yaklaşmış. Şimdi artık olayı ikiye ayırıyorum Doğan. Ne anlatmak istiyorum birine? Bu eşim olabilir, çocuklarım olabilir. Ve o anlatış üslubum ne? Bunların ikisinin birleştiği yerde komünikasyon oluyor. Yani düşün mesela en basitinden diyelim ki sen saçlarını kestirdin. Diyelim. Aa Doğan saçlarını kestirmişim. Evet. Ama arkasında ben bilmiyorsun ki ya Doğan ne halt ettin baba sen ya. He? Bunu düşünüyor olabilirim. Ama bunu düşünmemin, senle komünike etmenin sana ne faydası var baba? Hiçbir faydası yok yani. Ben mi sana öğreteceğim saçının, yani bir örnek olsun diye söylüyorum yani. Dolayısıyla şunu öğrendim. Hayatımın en son 10-12 yılında belki. İçerik önemli ama bu içeriği nasıl sunduğun da önemli. Yalan olarak sun demiyorum. Ama hem içerik önemli hem de lütfen karşı tarafına da empati yapacak şekilde bu içeriği
ona aktarman önemli. İkinci konuyu da şunu öğrendim. Bunu da en son 3-4 yıldır öğreniyorum. Eşimin çok büyük faydası var burada. O da daha bonkör dinleme. Şimdi mesela birçok lise öğrencisi işte mesela derler ki konuşma eğitimi alıyorum. Değil mi? Prezentasyon skillerimi geliştiriyorum. Olanaklarımı geliştiriyorum işte. Kabiliyetlerimi geliştiriyorum. Nasıl sunuş yapmam lazım? İşte PowerPoint öğren. Tamam, peki. Peki baba, hiçbir yerde dinleme eğitimi veriyorlar mı bize? Hiç duydun mu bunu? Hiç duymadım. Yani vallahi. Şimdi mesela benim eşim, Vuslat, 25 senelik eşim, bir vakıf kurdu. Dinleme üzerine. Şimdi nasıl dinlemelisin bir insana? Kendini nasıl dinlemelisin? Ötekini nasıl dinlemelisin? Ve doğayı nasıl dinlemelisin? Bu üç perspektifte. Şimdi ben sana soruyorum. Biraz evvel işte şakayla karışık. Ben Fenerli değilim. Galatasaraylıyım falan. İşte bizim Özcan Tayıncıoğlu koyu Fenerli. Benim zaten çok az Galatasaraylı dostum var. E şimdi ben ona dersem ki basitçe. Lan bu Fenerli'nin teki. Bunu ben Fenerli'nin teki gibi dinleyeyim. Lan belki bana bambaşka faydaları var. Yani ötekiyi ötekileştirmeden dinlemek. İzah edebiliyor muyum? Yani bu zaten şimdi mesela çok yıllar bunun şeyi oldu. Allah'a çok şükür artık bu konu gündemimizde yok ülkenin. Mesela başı açık mı kapalı mı? Ben bilmiyorum onun başı içi açık mı kapalı mı bilmiyorum, bir daha konuşmadı. He, belki başı kapalıdır fiziksel olarak. Ama içi nasıl? Ben bilmiyorum ki. O zaman ben kendime benzemeyen insanları nasıl anlayacağım? Onlarla nasıl diyalog içine gideceğim? Kategorize mi edeceğim? Bu bana benzemiyor. Ki bu arada çok enteresan çalışmalar yapılıyor senelerdir. Özellikle batıdaki üniversitelerde. Bir hoca eğer kiloluysa, başka bir hoca kilolu değilse aynı dersi veriyorlar. Hangisi daha fazla dinleniyor? Düşünsene, ön yargı var kiloluya karşı. He? Çünkü öbürü kilosu olduğuna göre daha iyi. Vallahi bilmiyorsun ki, belki o kilosu olan daha sağlıksızdır yani. Dolayısıyla bugünlerde son herhalde 2 yıldır diyeyim buna, dinlemeyi öğreniyorum. Dinlerken konuşmayı beklemiyorum Doğa. Şimdi Doğa bana bir şey anlatacak. Ben Doğa anlatırken ona cevabı hazırlıyorum. Yani esasında konuşmayı bekliyorum ben. Yani şimdi kim kaybediyor baba böyle olursa? En başta ben kaybediyorum. He? Dolayısıyla ben bu mesela bu başarısızlıklarım, yani beni 10 sene evvel görseydin, benimle ilgili böyle film yapsaydın kardeşim. İki dakika aynı soruları soracağım 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Aynı soruları. Muhtemelen çok değişik cevaplar alır. Belki 60 yaşına geldiğinde yine değişik cevaplar alacaksın. Ama dinlemeyi öğrendim. Yani açık olunca o zaman daha fazla kazanımım artıyor. Bu benim kazancıma. Ve kendime, özellikle gençlere bu tavsiyede bulunuyorum yani. Kendinize benzemeyen, gördüğünüz kadarıyla veya sandığınız kadarıyla size benzemeyen. Çünkü daha henüz onları dinleme ve onları tanıma fırsatı bulmadınız. Kendinize, gördüğünüzde veya sandığınızda size benzemeyen insanlarla takılın. Çünkü o farklarda, o farklılıklarda biraz kendi içinizde bir şeyler görebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bence ben bunu öğrendim. En büyük sıkıntılarımdan biri buydu benim. Son zamanlarda geliştirdim. Ne kadar hızlı bunu yaparsınız, o kadar hızlı bence kendinize fayda sağlarsınız. Ötekiyi dinlemek, kendini dinlemek ve doğayı dinlemek. Aslında şunu düşünüyorum, başkasını dinledikçe kendinizi de daha iyi dinleyebiliyorsunuz. Yani o kaygılarınızdan kurtulup karşınızdakini anlamaya başlayınca, o aslında sizin o içinizdeki insanı kamile ulaşmanıza da bir vesile oluyor. Çünkü
Yani yaradan bir refleks de bence yansıtıyor onu size. Çok enteresan. Yani ben bu arada şeyi de not ettim. Eğer olur da denk gelirsek bundan bir 8-10 sene sonra sizinle yine böyle bir sohbet yapıp yine aynı soruları sormak istiyorum. Kabul ederseniz. Ben kabul ederim ama muhtemelen 8-10 sene sonra doğanın soracağı, bence bunları bir yere yaz ki doğanın soracağı sorular da farklılaşabilir. Doğru. Şimdi bir insanı özgürce dinlerken doğa çok büyük risk alıyorsun. Ne demek bu? Ya doğa benim hoşuma gitmeyen bir şey söylerse. Ya benim içimde yönetemeyeceğim bir şey duyarsam doğadan. Esasında o benimle alakalı. Değil mi? Yani onun için ben kendimi koruyarak doğayı dinleyeyim. O olduğu anda sen baba otosansüre başlıyorsun. Gençlere tavsiye ediyorum. Kendinize benzemeyen, gördüğünüz kadarıyla, sandığınız kadarıyla insanlarla takılın arkadaşlar. Bence bu çok önemli. Bence bu örnekten sonra daha da bu konuda talepkar olacak. Ama şimdi Ali Bey, bir konuda da size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi genellikle insanlar sizin gibi belli bir noktaya ulaştıktan sonraki hayatlarını biliyoruz. Yani bugün siz 52 yıllık bir birikimin ardından bu sözleri söylüyorsunuz ve bunlar çok heyecanlandırıyor. Ama ya ben oldum olası küçüklüğümden beri böyle bir şeyler başarmış, bir şeyleri değiştirmiş insanların gençliğine daha çok önem veriyorum. Çünkü onları o noktaya getirenin de o yıllar olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden bunu sormak istiyorum. Yani şu anda 52 yaşındaki Ali'nin hayata bakışını anlayabiliyorum ama ya mesela sizi alsam biraz 20'li yaşlarınıza götürsem, mesela nasıl bir öğrencilik hayatınız oldu? İş hayatındaki gibi başarılı bir öğrenci miydiniz, yoksa böyle 5'ten şaşma 6'yı aşmacı mıydınız sizin dönemin belki tabiriyle? Ya da ne bileyim, bugün olduğu gibi öğrencilik hayatınızda da öğretmenler ve arkadaşlarınız tarafından sevilen popüler biri miydiniz? Nasıl hayaller kurardınız? Ben bunları aslında dinlemeyi de bir o kadar merak ediyorum sizden. Şimdi bu soru bana biraz hüzün getirdi çünkü bundan takriben 4 yıl 10 gün evvel kaybettiğim hayattaki en yakın arkadaşım aklıma geldi. Üniversiteden bir arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben üniversite, beni ne zaman ilk fark etmiş bu çocuk rahmetli? Ben bir psikoloji dersindeyim üniversitede ve bir seminer bu. Bilmiyorum Türkçe'de bunun ismi seminer mi doğa. 300 kişi var derste. Auditoriumda bir seminer ya. Yani. Bir öğretmen var. Öğretmen yardımcıları var. Okay. Ve bu arkadaşım ve bir grup akranım cool'lar, havalılar. En arkada oturuyorlar. Tamam mı? Önde de bir çocuk var. Sürekli öğretmene soru soruyor. Tamam mı? O da ben. Şimdi neredeyse rahmetli arkadaşımın Reda'nın sesini duyar gibiyim. Yani bu kadar gıcık biri vardı önde. Sürekli soru soruyor. Hocam bu ne? Bu ne? Neredeyse şöyle düşün Doğa. Sanki o hoca teke tek ders veriyor sana. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben eğer burada oturup dersem ki ben baba 9'u şaşmazdım hiç. 10 üzerinden 9, 8. Öyle bir öğrenci değildim. Ama 5 olsun işte ne 6'yı geçti. O öyle bir öğrenci de değildim. Ama hep meraklı bir insandım. Ve meraklı bir insan olmaya devam ediyorum. Yani bu niye böyle? Şu soruyu anlamadım. Niye? Ha? Yani o sorulardan çok utanmayan, geveze bir insandım yani. Akranlarımın beni görüş haliyle. Mesela şimdi eğer hayatta olsaydı arkadaşım, ona deseydim ki ya kardeş sen beni ilk ne zaman hatırlıyorsun deseydim, derdi ki biz bu arada bu arkadaşımla çok tatil seyahatlerine falan gittik. O partilemelerimizi hatırlamaz, ilk aklına bu gelir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada bir adam biri sürekli soru soruyor. Excuse me, pardon hocam. Şu tarafını anlamadım lan. Bir 290 kişi var etrafta. Anlatabiliyor muyum? Belki de o dersin akışını bile bozmuş olabilirim. Ben tabii, bana sorarsan ben doğruyu yapıyorum. Biri bana bir şey anlatıyor. Anlamadığım zaman soruyorum. Anlatabiliyor muyum? Biraz anlattığım düzen belki de biraz Türkiye'de 18 yaş altı öğrencilerin
tecrübe ettiği okul düzenine biraz aykırı olabilir. Yani belki şimdi biraz daha az öğrenciler soru sormak için teşvik ediliyor. Ama ne olursa olsun ben öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Okul sizin için var. Nerede okuyorsan oku. O hoca da, o öğretmen de sizin için orada. Dolayısıyla diyorum ki en az 3 defa soru sorma hakkınız var. Nasıl? 1. Anında anlamadıysan. Okay. 2. Anında anlamadın ama ikinci defa anlamadığını sormak istemiyorsun. Ulan sen salak mısın diye sana arkadaşların çıkışabilir. O zaman öğretmen dersten sonra. Orada da anlamadın. 3. Üstüne yat, ertesi gün bir daha sor. Yani aman şimdi ayıp olur, tek tek öğrencisi ben miyim? O senin konun değil kardeşim. O öğretmenin konusu. Eğer sınıfta 20 kişi varsa, 30 kişi, 40 kişi varsa, 8 kişi varsa bu düzen ona göre kuruluyor doğa. Dolayısıyla merak etmek çok öyle, çok önemli. Niye böyle? Bu iş niye böyle? Ben iş hayatımda da bunun çok faydasını gördüm. Bir kere ben mesela halen 52 yaşındayım ve çoğu zaman artık toplantılardaki en yaşlı adamlardan biri benim veya kadınlardan biri. Dönüp ben diyorum ki ya vallahi bana şey yapmayın ama ben bu denilenden hiçbirini anlamadım ya. Anlamadım ya. Anlamış gibi yapabilirim. Derste de anlamış gibi yapabilirim. Esasında hayatta değişmiyor. Hepsi bir diyalog. Hocanla diyaloğun var. Sınıf ve sıra arkadaşlarında diyaloğun var. Onlardan öğreniyorsun. Öğretmenler. Bu arada senin sorduğun mesela ben şöyle şeyler oluyor bende. Mesela bir toplantıya giriyorum. Bir şeyler anlatılıyor. Bakıyorum insanların suratlarına. Bir kısım insan da anlamamış. Tamam mı? Ama onlar sormuyor. Tamam mı? Ya önemsemiyor. Ya da o cesaretleri yok. Ben diyorum ki ben bunu anlamadım ya. Şimdi anlatılıyor ikinci defa. İkinci defa anlatıldığında insanların suratlarındaki ifadenin değiştiğini görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ne olur gençlere diyorum ki cesur olun. Soru sorun. Talepkar olun. Merak edin ya. Ayıp olur. Öğretmenin vaktini al. Ya bak senin sorduğun sorudan sen bu soruyu soruyorsan eminim sınıfta en az birkaç kişi daha var. İş toplantılarında da en az birkaç kişi daha var. Hatta böyle serzenişte bulundum oluyor. İnsanları kızdırdım oluyor. Diyorum ki ya bak ben şimdi sordum. Bak en az yaptınız bu işi ben sana söyleyeyim. Sonra beni biliyorlar artık. Ve sonra diyorlar ki evet vallahi biz de anlamamıştık. Sorun yok ki. Anlatılan her şeyi anlasan bu mümkün değil yani. Sizi çok iyi anlıyorum. Hatta bu vesileyle ben de kendi, tabii 2 yıl oldu ben üniversiteden mezun olalı ama kendi üniversite arkadaşlarımdan da bir özür dileyim bari. Çünkü benim de içimde olanlardan, ben de o ön sırayı belleyenlerdendim. Ama belki de böyle, yani böyle birbirimizi besledik. O yüzden ama geç de olsa bir özür dilemiş olayım. Şimdi ben master yaparken, bak bir örnek daha hatırladım şimdi. Amerika'da master yaparken finans üzerine master yapıyordum. O zaman okuduğum okul 6 numaraydı. Yani çok iyi böyle havalıyım biliyor musun? Yani çok 150 kişi alıyor falan yılda o kadar yani. Bir öğretmenim vardı. Hayatta mı bilmiyorum ama çok önemli bir ekonomik teori bulmuş bir öğretmendi. Ve haftada bir ders vardı doğa. Cuma günleri. Ders 6 saat sürerdi. 6 saat. Ve saatine baktığında 3 saat geçmiş olurdu. O kadar insan böyle kaptırırdı kendini. Tamam mı? Bir gün bana öğretmen dedi ki bu adam, bu herhalde Allah uzun ömür hayattaysa bu Wall Street'te çalışan bir adam. İşte 13. sene haftada bir 6 saat ders veriyor, geliyor, vakit ayırıyor. Dedi ki ya bizim dedi senle dedi en büyük emelimiz şu olmalı dedi. Senin dedi enerjini dedi verimli kaynak kanallara aktarabilmek dedi. Bak diyor ki yani iyi diyor, enerjin iyi. Demek ki belki de nezaketen diyor ki ulan sorduğun 4 sorunun 3'ü boş diyor yani. Ama ben o 4. doluyu nasıl soracağım eğer 4'ünü birden sormazsam? Anlatabiliyor muyum? Şimdi, oğlum gevezesin dedi belki bana adam orada. Ama ben onu öyle almadım.
Adam çok meşhur. Benim şimdi yeğenlerim var. Benimle birlikte çalışan. Kendime baktığım zaman, onlara baktığım zaman kendimi görüyorum. Enerji dolu. Yani bir tanesi Kerem Kamışlı mesela, yenibirlider.com'u yahut da yeni bir lideri yaratan iki kişiden biri doğuran Cem'le birlikte, Cem Garip'le birlikte. Dolayısıyla ona bakıyorum, diyorum ki ya herif bana çok faydalı ya, Ali olarak da. Beni şey diri tutuyor. Sorduğu sorularla ve merakıyla. Peki bu nasıl? Ben geçen de şöyle okumuştum, anlat bakayım. Eyvah. Anlayabiliyor muyum? Dolayısıyla enerjimizi de doğru kanalize etmeyi bir şekilde öğreneceğiz. Ben yeni yeni öğreniyorum yani. Belki 30'lu yaşlarının sonunda öğrendim. Peki şunu o zaman sorayım. Hazır Kerem'den bahsettiniz. Şimdi siz 2004 yılında Sabancı Holding'den ayrılma kararınızı 7 dakika içerisinde verdiğinizi belirtiyorsunuz bazı röportajlarda. Şimdi şunu soracağım ilk olarak. Sabancı Holding o dönem ne yapsaydı ayrılmaz ve kalırdınız? İkincisi de şimdi siz de çocuklarınızın ve yeğenlerinizin aslında çalışacağı bir şirket yarattınız, bir holding yarattınız ama onların esas holdingden ayrılmaması için nasıl adımlar atıyorsunuz onu merak ediyorum. Canım kardeşim, burada ben bir düzeltme yapacağım izin verirsen. Peki. Bu röportajlarda 7 dakikayı ben hatırlayamadım canım. Yani yalandır demiyorum. Sadece benim kafamda o kadar uzun zaman, daha uzun zaman aldı bunu oturtmak eşimle konuşarak. Sanki ben 4-5 ay gibi hatırlıyorum. Belki o en son nihai diyaloğum 7 dakikada olmuş olabilir. Yani hani çünkü çok uzatmaya da gerek yok yani. Eğer bu elma ise elma, armutsa armuttur. Anlatabiliyor muyum? Yani armutta elmayı benzetmeye çalışmaya gerek yok. Şimdi ama şu dediğin çok işin püf noktası, kurumsal bir yapıda şahısların devam etme veya ayrılma kararına göre sistem kuramazsın. Yani ne olurdu da Ali, ki üçüncü jenerasyon, ben Sabancı, rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın torunuyum. Üçüncü jenerasyon üyeyim. Sanıyorum üçüncü jenerasyonda 20'nin üzerinde kuzenim var. Sanıyorum yaptı 20 civarında. 3 tane değil ama yani. Rakam bayağı büyük. 20. Şimdi bu nasıl kurumsal bir yapı? Ali gelecek diyecek ki ben ayrılırım eğer şunu şunu yapmazsanız. Peki. Diyelim ki şunu şunu yapmadılar. Yarın başka bir kuzenim girdi odaya. Dedi ki o kudretli insanlar kimse, babam, amcalarım, bunları değiştirmezseniz ben ayrılacağım. Yani bir kurumu şahıslar mahkum edemezler kendilerini. Ben ne yaptım? Ben, bana bu soru soruldu. Sen gitme, neyi değiştirelim burada diye soru soruldu ya. Rahmetlik Sakıp amcam 2004 yılında öldü. Rahmetine kavuştu. Hala Türkiye'de iz bırakmaya devam ediyor adamcağız. Allah rahmet eylesin. Bana bu soruyu sor. Ben dedim ki amca, siz dedim izin verin ben ayrılayım. Ben ayrıldıktan sonra bunun sohbetini bir gün yapalım. Ama niye bunu dedim biliyor musun Doğa? Çünkü ben pazarlık yapmıyorum. Çünkü hakikaten iş çok yanlış yere gider. Bir kişi gelecek, şunları değiştirin yoksa gidiyorum. Ertesi gün başka biri gelecek. Bu bir kurum mu? Bu insanlar topluluğu mu? Tabii insansız kurum olmaz ama bir düzen olmak zorunda. Ha? Dolayısıyla benim rahmetlik amcam maalesef duyamadı benim niye ayrıldığımı. Çünkü o sonra göçtü öbür dünyaya, cennete gitti. Ama sana şöyle söyleyeyim. Benim açımdan bir kurumda, kurumun iki şeyinden ürkmemem lazım. Bence şu anda, şu anki kurumun lideri benim. Yönetim kurulu başkanıyım. Şu anda. İki şeyden ürkmemem lazım. Bir, kurumun beni aşmasından ürkmemem lazım. Yani bu nasıl olur? Kendimden daha iyi insanlarla çalışabilirsem. Biraz evvel ne dedim? Şirketlerimizin birinde para işlerinden sorumlu, finans işlerinden sorumlu bir arkadaşım var. Biz onun omuzlarındayız dedim. Tesadüfen demiyorum ben bunu yani. Bizi iyi insanlar yüceltiyor yani. Hı? Bir, bundan korkmamak lazım. Yani çalıştığımız ortamlarda bizlerden daha iyi insanlardan korkmamız lazım. Onlar bizi her kademede yüceltir. Okay? İkincisi de bir an için Türkçesi
ağzımdan, şey, hafızamdan kaçtı. Merit based, yani başarıya dayalı bir sistemden kaçınmaman lazım. Ne demek? Adama göre iş değil, işe göre adam. Yani bu aile ferdi olur veya dışarıdan biri olur, fark etmiyor. Hı hı. Ama doğru insanı o ihtiyaç olan yere koyman lazım. Gayet tabii aile ferdi olursa daha da mutlu olurum ama olmayabilir. Zaten zaman zaman konuşulur mutsuz kart vizitler yaratmak diye. Evet. Ha? Bu mutsuz kart vizit şu. Kart vizitin üzerinde holding var veyahut da çalıştığın şirketin ismi var. Genelde Türkiye'de isimler soy isim, sonra da Sam gelir, Tic gelir filan, biliyor musun mesela? İşte ex soy ismi Sam. Okay. O kart vizitle senin soy ismin benziyor. Kart vizitte yazan şirket ismi. Sen de orada bir titrim var. Demek ki sen mutlu bir insansın. Değil. Ben bilmiyorum ben bunu. Sen acaba evde nasıl bir insansın? Sosyal hayatın nasıl? Acaba hakikaten sen burada çalışmak istiyor musun? Yoksa annen, baban, amcan, bacın, teyzen pardon burayı kurdu diye mi buradasın? Sorunuzun ikinci tarafına geliyorum dolayısıyla bu vesileyle. O da ben çocuklarımızın şu anda kurduğumuz ve şu an itibariyle başında ben olan holdingde çalışması için neler yapacağım? Böyle bir şeyim yok benim. Ben çocuklarımın, yeğenlerimin kendi mutluluklarını kendi tariflemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani illa ben bunları, belki o benim çocuklarıma bu uymuyor olabilir ya da. Anlatabiliyor muyum? Peki burayı kim yönetecek? Ya biri yönetir ya. Ben çocuğumun hayatını, yeğenlerimin hayatını. Sen biliyor musun, benim yeğenlerim var şu anda fiilen holdingde çalışmıyorlar. Bilmiyorum. Hiç sorun değil ki. Onlar benim hala can ciğer yeğenim. Çalışanlara kıyasla aynılar benim için. Can ciğer yeğenim ya. Öbürü çalışıyor diyor, plan çıkması gerekmiyor. Ha, ama iş konuları geldiğinde daha çok çalışanlara danışıyorum. Çünkü onların ilgi alanında bu var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öbürleri kötü diye değil. Yarın bir gün benim şu anda küçük oğlum 3. şiir kitabını yazıyor. Kaan Ali değil mi? Vallahi ben de onu öğrenince bayağı şaşırdım, hoşuma gitti. Yani şimdi ben sana ne diyeyim? Peki bizim çocuk ne olacak? Şahin mi olacak? Vallahi olabilir yani. Yeter ki mutlu olsun. Zaten başarı gelecektir şimdi. Onun tarifi, zaten başarının tarifi bu doğa. Başarının tarifi kendin için tariflediğin dengeli, o denge neyse. Mutlu bir hayat kurmak. Çalışırsa şunu yaparım da bunlar değil ki. Bunlar benim reçetelerim. Ben bunu yaptım. Babamın reçetesi. Benim ablam var 2 tane. Ablalarımın bir tanesi çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. Öbürü çalışmamayı tercih etti. Onların ikisi benim ablam değil mi? Ey. Ya İbey, acayip lezzetli bir sohbet oluyor. Biraz vaktimizin de, bilmiyorum sizin daha vaktiniz var mı, ama böyle bana en azından ayrılan süre bir 10 dakika kadar tamam. Kaldığını tamam söylüyorlar canım. Ama şöyle böyle 3 tane daha soru hızlıca size gitmek tamam. istiyorum. Eğer cevaplamak isterseniz vallahi çok mutlu olurum. Bakalım, inşallah cevaplayabilirim kardeşim. Ali Bey, diyelim ki şu anda elinizde Pegasus'u kurduğunuz imkanlarınız olsa ve yatırım yapacak başka bir iş arasanız. Bugün bu ortamda hangi alana yatırım yapmak isterdiniz? Şimdi tabii bu ortam böyle bir garip bir ortam. Ne demek? Mesela hangi ortamı yaşıyoruz? Şu anda geçenlerde duydum. Reklam olsun diye söylemiyorum ama bir Türkiye'nin en mühim bence e-ticaret platformu. Hani reklamlarında da Türküz diyor ya. O benim ailemde. Benim eşimin kız kardeşi yarattı, yönetti. Bana geçen de dedi ki, ya dedi, yanlış hatırlamayayım, son 3 ayda 3000 kişi dedi işe girmiş bizde. Girdi bizde. Ve henüz ofise gelen yok. Çalışıyorlar ama 3 aydır. Hı?
Amazon'u hepimiz biliyoruz, Amerika'daki Amazon. 2020 yılının son çeyreğinde Amazon müthiş bir kriz yaşadı. Niye? Çünkü 2024'te planladıkları talebi 2020'nin son çeyreğinde yaşadılar. 4 sene evvel. Bunun için bunu nasıl, depoları nasıl kuracağız? Mal alanı nasıl yapacağız? İnsan karakteri nasıl oluşturacağız? Demek ki bana bir şey gösteriyor bu. Bu yeni ekonomi, teknoloji şirketleri bu COVID'den dolayı bir yıllık değil 4-5 yıllık yol aldı. Gelecek daha fazla burada. Ha? Siber güvenlikte, e-ticarette, sosyal medyada, şu anda sosyal medyada bazı dünyada dengesizlikler var. Çünkü mesela bilmiyorum takip etmişsinizdir herhalde. Twitter Donald Trump'ı yasakladı. Tabii. Tamam mı? Şimdi bu yasaklamasının sebebi, yani televizyonda gördüğümüz kadarıyla, zat-ı muhteremin tweetleri insanları kışkırtmaya yönelikti. Peki. Ama nasıl olur da Amerika'da bunun regülasyonu olmaz? Ve nasıl olur da şirketlerin patronlarının yetkisinde olur bir insanın hesabının kapatılması? Avrupa Birliği'nde böyle değil. Avrupa Birliği'nde bunun regülasyonu var Doğa. Ha? Bu işlerin, ama bunlar geçici dengesizlikler. Amerika'da da yakın zamanda olacak bunun regülasyonu. Dolayısıyla Twitter'ın sahibi, Facebook'un sahibi onu bunu kendi değerlerine göre yanlış bulup kapatamayacak, önleyemeyecek. Çünkü sonuçta bunlar sosyal medya çok önemli hale geldi. Dolayısıyla baktığım zaman bu aynı zamanda gençler için sosyal medyayı da önemli hale getiriyor. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım, hemen hemen haftada 5 defa görüşüyorum. Arkadaşım oldu benim, spor hocam. Bugün sabah bana bir şeyden bahsetti. Ortanca oğlu yarın sanıyorum Los Angeles'a gidiyor. Okay. Zaman zaman bana derdi ki spor hocam, ya bizim oğlan şu bilgisayarın baştan kalkmıyor. Tamam mı? Tesla'dan ve Microsoft'tan teklif almış 21 yaşında. Tamam mı? Şimdi dünya öyle değişiyor ki, ben ortaokulda 10 parmak daktilo kullanmayı öğrendim. Ve bana çok faydalı oldu. O kafadaki Ali takriben 6 ay iki oğluna klavye kullanmayı aşılamayı denedi. Sonra baktım ki ya bunlar çift parmak çalışıyor ya. Telefonda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla devir değişiyor. Devirin değişmesini hızlı ayak uydurman lazım. Sosyal medya çok önemli. İnsanları birbirine bağlayan işler çok önemli. Ben hala havacılığın çok önemli hale geldi, devam edeceğini düşünüyorum. Ama bana sorarsan bugün mesela bir firmaya yatırım yapmıştık dedim. Bunu daha 2 hafta evvel yaptık. Ben 3 ay evvel bir konuşmamda, böyle bir sosyal medya ortamında isim vermeden bahsettim. O zaman yatırım yapacağımız belli değildi. Dedim ki ya bak, Türkiye'de bir perakende şirketi var. 50 ay evvel kurulmuş. Onun bugünkü piyasa değeri, şu anki piyasa değeri 50 ay evvel kurulmuş. Piyasa değeri 50 yıl evvel kurulmuş başka bir perakende firmasının aynısı. Demek ki bugünün doğrularında 50 ay evvel kurulmuş olan daha doğru şeyler yapıyor. Öbürünü kötülemiyorum ya. Hı hı. Dolayısıyla böyle bakarsan, bu arada bu 50 yıl evvel kurulanın da kulağına gitmiş bu. 50 ay evvel, ama benim niyetim kötü bir şey değildi. Yani ben, inanın bana, isim vermedim. Ama onlar kendileri çıkartmışlar. Çünkü Türkiye'de bir tane 50 yıl evvel kurulan var. Bir tane 50 ay evvel kurulup da aynı piyasa değerinde olan var. Mesela Peak Games. Bundan örnek almak lazım yani. Peak Games sanıyorum 1.8 milyar dolara satıldı. Dolar. Bugün 6.000 küsur insan çalıştıran Pegasus Havayolları'nın piyasa değeri 1 milyar dolar. Biri 1.8. Ya bu 1.8 fazla. Hayır.
Ona olan talebe göre fiyat oluşuyor kardeşim. Yeni ekonomide artık hudutlar yok. Adam veya kadın, işte dedim ya, laptopundan başından kalkmıyor. Şimdi Microsoft'tan ve Tesla'dan teklif almış. Dolayısıyla ya ben yapamam. Çünkü Ali yapar tabii Ali. Ali gümüş kaşıkla doğdu. Ne gümüşü? Altın kaşıkla doğdu. Peak Games'in kurucuların isimlerini bana söyle bakayım. Sidar Şahin. Bak sen biliyorsun. Ben daha evvelden, ben 1.8'den evvel bilmiyordum. Sana şöyle bir ayıbımı söyleyeyim. Sanıyorum birkaç ortak var orada. Hı hı. Ortakların en az biri geçmişte benimle çalışmış. Aa. Ben fark etmemişim bile. Düşünsene. Niye? Çünkü gençlerin filtreleri daha açık ya Doğa. Biraz uzak. Yok ama bu arada hakkını vereyim mi? Esasında esas gayrimenkul bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk dijital AVM'sini yapıyor şu anda. Pegasus da yine dünyanın, hatta Avrupa'nın en büyük dijital havayolu. Yani şimdi bunlar, bak bunlar ama bizim dediklerimiz, bizim yapmaya çalıştığımız kardeşim, tradisyonel işleri dijitalize etmek. Oysa ki o mindset'i bir değiştirip dijitalden başlasak. Şimdi mesela benim arkadaşlarım bana anlatıyor. Mesela havayolundaki arkadaşlarım anlatıyor Pegasus'ta. Artificial intelligence ne? Yapay zeka mı? Yapay zeka ile uçağın içine yükledikleri yakıtı yemeye karar veriyorlar. Yakıt, yemek. Ha? Ben mesela vallahi baba machine learning, makine baba ben diyorum ki ben sadece dinliyorum ya. Ben bana bunları atınca ben soruyorum, bunu daha hızlı nasıl yapabilirim? Anladığım kadarıyla bu iyi bir şey. Ama bilmemeyi bilmek de önemli kardeşim ya. Ahkam kesmek yani. Biraz evvel anlattım ya. Ben anlamadım vallahi. Ben tercümanla giriyorum. Bizim bir tane venture capital bacağımız var. Onun yatırım komitesinde üyeyim. Yani ben parmak kaldırıyorum. 4 kişi de var yanımda. Evet, hayır'a. Ben bazen tercümanla giriyorum. Bir yani tercüme anlatabiliyor muyum? Yanımda oturup bak baba bu şu demek diyor filan. Tamam mı? Cryptocurrency. Ben şimdi çok başarılıyım. 38 bin dolar oldu Bitcoin. Hala pardon. Cuma 38 bindi. Bunlar düştüğü zaman %10 düşüyor. %20 düşüyor. Ama bana sorarsan Bitcoin'u sen niye aldın? Niye bu fonlara yatırım yaptın? Vallahi bana anlattılar. Yani ben bu kadar naif de olabilirim yani. Bana anlattılar. Bu işte bir şey var. Böyle olacak. Şimdi doğru görünüyorlar. Aldığın noktadan 7-8 kat büyüyünce. Ama yarın bu düşerse. Olabilir. Ama oysa ki onun arkasındaki blockchain teknolojisi ki Faruk Eczacıbaşı'nın bu konuda muhteşem bir kitabı ve bakış açısı var. Diyor ki dünyadaki hukuk sistemini aslında değiştiriyor. Temeli bu işin para pul değil. Hukuku aslında bütün dünyada nasıl entegre edilebileceğine dair bir felsefe. Ya, ben evet, Faruk abinin yazdığı kitabı okumadım ama sen tam böyle 12'nin ortasından vurdun. Cryptocurrency yatırımları bir tarafa. Hı. Çok yüksek fiyat düşüşleri, inişleri var. Ve henüz cryptocurrency'nin, kripto paranın kullanım amaçları somut değil. Tamam mı? Evet. Ama blockchain öyle değil. Blockchain'in nereye yaradığı açık ve seçik ortada. Yani neymiş? Cryptocurrency, blockchain teknolojisi kullanıyor. Bana şimdi iki tane daha da soru sorsan, blockchain nedir baba desen, derim ki hayatım bir çalışmam lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu da herkes, bunun da eksperi olmak için. Zaten her konuda eksperi olamıyorsun. Kime sormayı bilmen yeterli Doğa. Ya Ali Bey, o kadar tatlı ve keyifli bir sohbet ki. Son sorum da şu olsun o zaman müsaadenizle. Siz 52 yıl diyorsunuz ama ben 50'ye yuvarlamak istiyorum müsaadenizle. Sağ ol. 50 yıllık bir mazinin ve birçok yaşanmışlığın başarılarından sıradaki hayaliniz ne? Yani bu COVID insanları biraz hayal yapmakta zorluyor biliyor musun? Yani önünü görememenin tarifi bugünlerde tam artık pike çıkmış vaziyette. Hı? Eğer ben diyorum bütün dünya bunu yaşıyor, bu bilinmezi
yaşıyor. Zaten eğer takip edenler varsa dünya borsalarındaki yükseliş ve düşüşler, yani volatilite çok arttı. Sadece bu GameStop'tan dolayı değil yani. Özünde bu belirsizlikten arttı. Eğer o dönem aşılırsa, ki sabırla, titizlikle bunu başaracağız. O zaman kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Ama bana kardeşim 2019'un Eylül ayında, 1999 falan demiyorum, 2019'un Eylül ayında bana önümüzdeki 12-18'de böyle olacak deseydi biri, inanmazdım. Dolayısıyla Allah yaşatıyor daha. Şimdi bak, bu COVID'in şöyle bir avantajı daha var. O da şu: eğer herkes güvende değilse hiç kimse güvende değil. Herkes sağlıklı değilse hiç kimse sağlıklı değil. Şimdi bir tane deli çıkıyor. Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro. Bu adam bundan bir sene evvel, gerçi Cumhurbaşkanı değildi o zaman, ama 6 ay evvel benim gündemimde yoktu baba. Ha? Ben çünkü İstanbul'da oturmuşum. Benim Brezilya ile ilişkim ne? Oradan bir topçu geldi mi? Kim bilir? Anlatabiliyor muyum? Başka ne olacak ki? Hı? Ama artık dünya hakikaten sosyal medya veya teknolojinin getirdiği olanakların ötesinde birbiriyle bağlı. Connected. Hı? Wuhan'dan çıktı, İtalya'ya sıçradı. Çünkü İtalya'da, İtalya'nın üretim üstünde Çinliler çalışıyordu. Evine gidip gelmiş adam. Memleketine gidip gelmiş. He? Dolayısıyla ne diyorum? Gelecek planı yaparken anı yaşamayı da atlamamak lazım ya kardeşim ya. He? Benim böyle tanıdığım gençler var. Adam 30 yaşında 40 yaşını yaşıyor. Ya baba dur bir dakika ya. Ben anı yaşamayı deniyorum. Her gün başarılı olmuyorum. Kaygılarım var. Hayatla ilgili kaygılarım. Çocuklarımın eğitimiyle ilgili kaygılarım. Eşimin mutluluğuyla, kendi mutluluğumla ilgili kaygı. Var da var. Herkesten kaygısız bir insan yok. Kaygısız insan daha zor var olabiliyor. Dolayısıyla hayat sonuçta getiriyor seni bir yere. Ama muhakkak anı yaşamayı da denemek lazım. Bu da yeni öğrendiğim bir şey. Öğrenmekte olduğum bir şey. Peki ama bir tane spesifik soru soracağım. Tamam. Galatasaray Başkanlığı'nı düşünüyor musunuz? Düşünmez miyim? Ama olur muyum? Hayır. Niye? Yani çünkü benim daha yapacak çok işim var ya doğaya. Ha? Yani sadece ekonomik manada değil yani. Benim büyük oğlum büyük fanatik. O bile 20 yaşında yok yapılmaz bu işti. Değil mi? Ama ben şunu anladım bu sohbetten. Bugün ben evet belki Esas Holding'in yönetim kurulu başkanı Pegasus'u hayata geçirip Türkiye'de, ki ben bunu çok önemsiyorum, insanlar belki bunun farkında değil ama gerçekten daha kaliteli ve daha ucuz ulaşımı Türkiye'ye sağlayan, bunu armağan eden bir fikrin öncüsüyle başta sohbet ettiğimi düşünüyorum. Bir grubun parçası en azından, yani şahsımdan diye düşünme, bir grubun parçası, evet. Doğrudur ama bugün aslında siz bana ilk onu sordunuz, kendini doğa işte nasıl tanımlarsın diye. Ben bugün karşımda bütün bu sıfatlardan ari olarak insanların yüreğindeki umudu yeşerten birisini görüyorum. Dolayısıyla tüm sıfatlarınızdan bağımsız muhteşem keyifli bir sohbetti benim için. Tamam. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyorlar, izleyenler için de öyleymiş ondan sonra. Tamam. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ama şunu da şöyle söyleyeyim, eğer olur da düşünürseniz Galatasaray'da da kaç milyon taraftar var Türkiye'de, onların da hayalini hayata geçirmek açısından. Ya şimdi istemek kolay. Bunu istemez mi insan yani? Çünkü insanlar hep iyi günleri hatırlar. Tamam mı? Mesela bizim Kuru. Sen biliyor musun Kuru'yu? Yok. Kim? Onye Kuru. Evet, tabii. Tamam mı? Kuru. Biz yemekle de çok şey olduğum için kuru fasulyeler. Kuru. Şimdi sen onun en son derbi deplasmanında attığı 3. golü unutur musun? Unutmaz. Ama hayat hep öyle mi? Yani dolayısıyla bir işi yapacaksan ona hazır olman lazım. Onun sorumluluğunu 4 köşe taşıman lazım. Dolayısıyla bu gibi işlere vakit var yani. O inşallah. Ali Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Bugün Tartışma Sohbetlerindeki konuğumuz Ali Sabancı'ydı. Hepiniz adına ayırdığı bu kıymetli vakit için Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Sağ olun.